Aziz dinleyiciler, İstanbul Radyosu ilkini bu akşam sunacağımız Türk Sanat Müziği Bestecileri adı altında konser mahiyetindeki bu program her ay yayınlanacaktır. Nevzat Atlı yönetimindeki İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Büyük Korosu'ndan dinleyeceğiniz bu programlarda klasik Türk musikisinin eski üstadlarından günümüze kadar ünlü ve değerli besteciler birer ikişer ele alınacak. Hayatları, yaşadıkları devirler ve genellikle sanat kıymetleri üzerinde durulacak. Eserlerinden en seçkinleri, en sevilenleri icra edilecektir. Bu akşamki programımızın birinci bölümünde büyük Türk bestekarı Itri, ikinci bölümde de Mustafa Çavuş yer almış bulunuyor. Biliyorsunuz Buhurizade Mustafa Itri Efendi 1640 yıllarında İstanbul'da Mevlana Kapısı'nda doğdu. Mükemmel bir tahsil gördü. Yenikapı Mevlevihanesi'ne devam ederek Türk din musikisini öğrendi. Siyahi Ahmet Efendi'den edebiyat ve hattatlık, büyük bestekar Hafız Post'tan musiki dersleri aldı. Genç yaşta istidadı ile ilgi çekti. Bestekar, şair ve büyük bir kumandan olan Kırım Hanı 1. Selim Giray tarafından himaye gördü. Sonra devrin hükümdarı 4. Sultan Mehmet'e kapılandı. Onun nedimi ve hanendesi oldu. Topkapı Sarayı'ndaki Enderun Üniversitesi'nde de musiki dersleri veriyordu. 50 yaşına gelmeden saraydan ayrıldı. Kendi isteği üzerine devrinin en karlı işlerinden biri olan Esirciler Kahyalığı'na getirildi. Hayatının geri kalan kısmını bu görevde geçirdi. 1711 yılında 3. Sultanahmet devrinde aşağı yukarı 71 yaşında öldü. Edirne Kapı'ya gömüldü. Itri, bestekar, hanende, neyzen, divan sahibi, şair ve tahlik yazıda önemli bir hattattır. Aynı zamanda Mevlevi tarikatine girmişti. Bestekarımızın asıl adı Mustafa'dır. Itri, şiirlerinde kullandığı mahlas yani takma isim olup bu şekilde ün kazanmıştır. Özel zevkleri arasında çiçekçilik ve meyvecilik olduğunu da biliyoruz. Hatta Mustafa Bey armudu diye bir çeşit armut yetiştirdiği de rivayet edilir. Itri, Abdülkadir Meragi ile Dede Efendi arasındaki bestekarların en büyüğüdür. 16. 17. ve 18. yüzyıllarda ondan daha ünlü bir bestekarımız yetişmemiştir. Her çeşitte 1000'den fazla eser bestelemiştir. Bestelerinin güftelerinden bazılarını da kendisi yazmıştır. Klasik formda büyük eserlerinin yanında hafif şarkı ve türküler de yapmış, fakat küçük formdaki hiçbir eseri zamanımıza kadar gelememiştir. Son araştırmalara göre bugün notaları elimizde bulunan eserlerinin sayısı 41'i bulmaktadır. Bunlardan 8'i dini parçalardır. Hemen bütün İslam dünyasında yüzyıllardan beri okunan Irak makamındaki Kurban Bayramı tekbiri. Segah Salat-ı Ümmiye, Dilkeşahveran Cuma Salatı, Cami Musikisi denen bölümün en ünlü eserleridir. Tasavvuf musikisinde de güftesi Mevlana'ya ait olan Rast Naat, Rast Tevşi, Nühüf Tevşi, Nühüf İlahi, nihayet Segah Mevlevi ayini Itri'nin elimizdeki eserler arasında yer alır. Din dışı musikiden elimizde bulunan 33 eserinin 4'ü saz eseri, 29'u güfteli eserlerdir. Saz eserleri Bayati, Rehavi ve Nühüft makamlarından birer peşlevle bir Nühüft saz semaisinden ibarettir. Güfteli parçaları ikisi kar, 14'ü beste, 13'ü semaidir. Bu programda Itri'den 3 eser sunulacaktır. Nevakar, hafif usulünde buselik beste ve güftesi nef'inin olan Segah Yürük Semai. Neva makamındaki kar, Itri'nin din dışı eserlerinin en ünlüsü, en güzeli ve en uzunudur. Klasik Türk musikisinin büyük şaheserlerinden olan bu eser, Nim Sakil usulüyle başlar.
Fakat birçok usul ve makam dolaşır ve değiştirir. Gülbini işini demet, saki gül izarı çu, badı bahar mi vezet, badi hoşkuvar çu diye başlayan Farsça güftesi Şirazlı Hafız'ın en güzel gazellerinden birinden alınmıştır. İşret'in gül fidanı yeşerip yetişmekte, gül yanaklı saki hani, bahar yeli esmekte, lezzetli zevk veren şarap nerede anlamına geliyor. Yahya Kemal 1940'ta yazdığı Itri adındaki pek güzel poeminde büyük bestekarı çok kudretli mısralarla terennüm etmiştir. Itri üzerindeki konuşmamızı bu şiirle bitirmek istiyoruz. Büyük Itri'ye eskiler derler, bizim öz musikimizin piri, o kadar halkı sevk edip yer yer, o şafak vaktinin cihangiri, nice bayramların sabah erken, göğü top sesleriyle gürlerken, söylemiş saltanatlı tekbiri. Ta bu dinden Irak'a Mısır'a kadar, fethedilmiş uzak diyarlardan, vatan üstünde hür esen rüzgar, ses götürmüş bütün baharlardan. O deha öyle toplamış ki bizi, 700 yıl süren hikayemizi dinlemiş ihtiyar çınarlardan. Musikisinde bir taraftan din, bir taraftan bütün hayat akmış, her taraftan boğaz, o şehrayin, mavi tunca ile gür fırat akmış. Nice seslerle gök ve yerlerimiz, hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz, bize benzer o kainat akmış. Çok zaman dinledim levakarı, bir terennüm ki hem geniş hem şu, dağılırken nevanın esrarı, başlıyor şark ufuklarında vüzu. Mest olup sözlerinde her heceden, yola düşmüş birer birer geceden, yürüyor fecre 50 milyon ruh. Kıskanıp gizlemiş kaza ve kader, belki binden ziyade bestesini, bize mirası kaldı 20 eser. Natıdır en mehibi, en derini. Vaka ney kudüm gelince dile, hızlanan Mevlevi semaiyle 7 kat arşa çıkmış ayin. O ki bir ihtişamlı dünyaya, ses ve tel kudretiyle hakimdi, adeta benziyor muammaya. Ülemamız da bilmiyor kimdi, o eserler bugün define midir, ebediyette bir hazine midir, bir bilen var mı, neredeler şimdi? Öyle bir musiki örten ölüm, bir teselli bırakmaz insanda, muhtemel görmüyor henüz gönlüm. Çok saatler geçince hicranda, düşülür bir hayale, zevk alınır. Belki hala o besteler çalınır, gemiler geçmeyen bir ummanda. Muhterem dinleyiciler, şimdi Itri'nin nevakarına geçiyoruz. Gülbini işi midemet, saki güzar kü, badi bahar meyvezet, badi hoşgüvar kü. Thank you.
Muhterem dinleyiciler, Itri'den ikinci eser Buselik Beste. Her gördüğü periye gönül müptela olur. Ama demez ki sonra görünmez bela olur. Düş saye gibi peşine, ol nahli nevresin. Bir gün olur ki meyveyi mihri vefa olur. Sayın dinleyiciler, Itri'den üçüncü eser Segah Yürük Semai. Tuti mucize güyem, ne desem laf değil. Çerh ile söyleşemem, aynesi saf değil. Ehli dildir diyemem, sinesi saf olmayana. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil.
Muhterem dinleyiciler, programımızın ikinci bestekarına geçiyoruz. Mustafa Çavuş. Mustafa Çavuş, klasik Türk musikisinin pek sevilmiş büyük bestekarlarından biridir. Hayatı hakkında hemen hiçbir bilgimiz yoktur. Ancak kaba bir tahminle 1745 yıllarında ölmüş olabileceğini sanıyoruz. Lale devrini yaşadığı muhakkaktır. Çavuş diye anılması Enderun Saray Üniversitesi'nde musiki hocası veya padişah yaveri olduğunu göstermektedir. Tamburi aşık Mustafa Çavuş denilmesinden tambur çaldığını anlıyoruz. Saz şairi olduğu, halk şiiri tarzında şiirler yazdığı ve bu manzumelerde aşık mahlasını kullandığı için de aşık diye anılmıştır. Şiirlerinden bir kısmı elimizdedir. Mustafa Çavuş yalnız şarkı formunda eserler bestelemiş bir şarkı bestekarıdır. Şarkılarının 66'sı notalarıyla elimizdedir. Bunlardan 36'sını değerli müzikolog Doktor Supi Ezgi bir araya getirip İstanbul Konservatuvarı yayınları arasında neşretmiştir. Bilirsiniz, şarkı şekli Türk musikisinin hafif, küçük ve popüler olmuş bir formudur. Büyük şehirlerdeki modaya uyarak bestelenir. Moda daima değiştiği için eski şarkıların yerini hayret edilecek bir hızla yenileri alır. Halbuki beste, semai gibi aydın ve musiki bilen tabakaya hitap eden klasik şekiller daima geleneksel kurallarını muhafaza ederler ve ancak sanatın genel gelişme kanunlarına göre değişirler. Elimizde besteleri, yani notaları bulunan o zamanımıza kadar gelmiş Türk musikisi ürünleri arasında şarkı formuna az rastlayabilmemiz bu sebeptendir. Yoksa şarkı son yüzyıllarda ortaya çıkmış yeni bir şekil değildir. Eskiden beri Türk musikisinde mevcuttur. Mustafa Çavuş'un şarkıları 2,5 yüzyıla yaklaşan bir geçmişleri olmasına rağmen rağbetten düşmemiş, her zaman her yerde okuna gelmiştir. Uslubu parlak, samimi, şu, zarif bir sanatkar olan Mustafa Çavuş, musiki bilen veya yalnız musikiden zevk alan halk tabakaları tarafından son derece sevilmiş, beğenilmiş ve tutulmuştur. Daima birkaç kıtadan müteşekkil, pek parlak, renkli, adeta büyüleyici namelerle son derecede tabii bir şekilde örülmüş olan şarkılarının artık ölümsüz olduğu rahatça söylenebilir. Çünkü 2,5 yüzyıldan beri aynı ilgiyle çalınıp dinlenmektedir. Muhterem dinleyiciler, Tamburi Mustafa Çavuş'tan ilk dinleyeceğimiz eser Hisar Buselik. Şarkı. Düçeşmimden gitmez aşkın hayali, kıble oldu bana dostun cemali. Thank you.
Tamburi Mustafa Çavuş'tan ikinci eser Şehnaz şarkı. Fırsat bulsam yâre varsam, biraz derdimi ona yansam, yâr elinden, halk dilinden kurtulamam her ne yapsam. Şimdi de Şehnaz Buselik şarkı. Küçük suda gördüm seni, gözlerinden bildim seni, inkar etmem sevdim seni. Oh,
Tamburi Mustafa Çavuş'tan son parça Hisar Buselik şarkı. Dök zülfünü meydana gel, sür atını ferzana gel, al daireni hengama gel, bülbül senin, gülşen senin.